sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice hocanız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda garipçilerin, garip akımının temsilcilerini ve genel özelliklerini paylaşmıştım sizinle. Daha doğrusu temsilcilerin sadece ismini vermiştim. Şimdi bu videolarımızda da temsilcilerinden Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horalıcu'nun öne çıkan özelliklerini ve öne çıkan eserlerini sizinle paylaşmak istiyorum. İlk sanatçımız Orhan Veli Kanık olacaktır. Orhan Veli Kanık bu sanatçılar içerisinde en önemlilerinden birisidir. Zaten biliyorsunuz 3 kişiden oluşuyor. OMO şifresinde Orhan Veli Kanık'ın hemen özelliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Sanatçımıza baktığımızda şu anahtar kelimelerine dikkat edin. 4 tane anahtar kelime paylaştım. Birinci anahtar kelimesi, sokağı şiire taşımış her türlü sözcüğün şiire girebileceğini savunmuştur. Bu her türlü sözcükten kastımız nedir? Nasır kelimesidir, ter kokusu kelimesidir, kundura kelimesidir, cımbız kelimesidir. Bu yönüyle dikkatleri çekmiştir. Bu yönüyle tepkide toplamıştır ama hiç umurunda olmamıştır. Sokağı şiire taşıyan şair olarak karşınıza çıkacaktır. Garip akımının lideri olarak tanınmıştır sanatçı. Çünkü biliyorsunuz ben bunu garipçilerin özelliklerini söylerken de anlatırken de söylemiştim daha doğrusu. Bir ön söz yazılıyor Garip isimli kitaba ve aslında bu ön sözü Orhan Veli Kanık yazmasına rağmen ortak bir şekilde yayımlıyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle garip akımının lideri olarak tanınmıştır. Hatta sanatçı çok erken yaşta bir kaza neticesinde vefat ediyor. Orhan Veli Kanık'ın erken ölümünün sonra Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu topluluğa dair şiir anlayışlarını terk ederek farklı tarzda şiirler yazmaya başlıyor. Yani topluluğu bir anlamda çekip çeviren sanatçının Orhan Veli Kanık olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ikinci önemli özelliği. Üçüncü önemli özelliği, sanatçının şiirlerinde ironi vardır. Yani ince alay diyebileceğimiz bir tabirdir. Espriye ve nükteye yer veren bir sanatçıdır Orhan Veli Kanık. Bu da üçüncü önemli özelliği. Şiirlerinde genellikle İstanbul sevgisini, deniz, doğa gibi konulara yer verdiğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle de yine mesela neyi bu şekilde örnek verebilirim size? İstanbul türküsü, İstanbul'u dinliyorum, gördünüz mü? Özellikle şiirlerinde İstanbul sevgisi önemli bir yer tutacaktır. Bunun haricinde şu iki özelliğe dikkat edin gençler. Nasreddin Hoca'nın birçok fıkrasını manzum biçime getirmiştir. La Fontaine'in de birçok fablını manzum biçimde çevirmiştir. Bazen eğer eserlerini vermek istemezlerse, çünkü Kitabe-i Sengi Mezar'ı verdiklerinde herkes onun Orhan Veli Kanık'a ait olduğunu anlar ama bazen sanatçıları her zaman diyorum anahtar kelimeleriyle veriyorlar. Bu anahtar kelimelere de dikkat edin. Nasreddin Hoca'nın birçok fıkrasını manzum biçime getirmesi, La Fontaine'in birçok fablını manzum biçimde çevirmesi Orhan Veli Kanık için önemli anahtar kelimeler olacaktır. Ünlü şiirlerine baktığımızda bazen dediğim gibi eserlerini vermeyip ünlü şiirlerini bizimle paylaşıyorlar. Kitabe-i Sengi Mezar hani şu yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye başlayan şiiridir. Anlatamıyorum şiiri. İstanbul türküsü, İstanbul'u dinliyorum, delikli şiir, işte cımbızlı şiir, bunların hepsi Orhan Veli Kanık'ın ünlü şiirleridir. Eserlerine de baktığımızda şu Garip isimli kitabı diğer sanatçılarımızda da, diğer iki sanatçımızda da göreceksiniz. Bunun haricinde Yenisi, Karşı, Destan gibi Vazgeçemediğim isimli şiir kitapları vardır. Ben bunu şu şekilde kolluyorum. Yeni şiirden, bakın, yeni şiirden vazgeçememiş. Şurası oldu. Herkese karşı bir destan yazmıştır. Yeni şiirden vazgeçememiş. Çünkü biliyorsunuz birinci yeninin en önemli temsilcisi. Yeni şiirden vazgeçememiş. Burada bu cümlede yenisi ve vazgeçemediğimi hatırlıyoruz. Herkese karşı bir destan yazmıştır. Bu cümleden hareketle sanatçımızın Garip haricinde 4 tane kitabını da hatırlamış oluyorsunuz. Orhan Veli Kanık'ın eserleri, edebi kişiliğini sizinle paylaşmaya çalıştım. Bundan sonraki videomuz Melih Cevdet Anday'la ilgili olacaktır. Melih Cevdet Anday'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.